Tarihine kanalar herkese selamlar. Arkadaşlar İslam tarihi AYT sorularıyla devam ediyoruz. Sonlara geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsak başlıyoruz. Soruları önce kendiniz çözün daha sonra benim çözümü izleyin. İbn-i i̇bn Sina ve Farabi'nin batı dünyasında anılma biçimleri sırasıyla aşağıdan hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar İbn-i Avrupalılar tarafından Avereos diye anılır. Yani Bursa ve deniz ışıkları bizim için doğru. i̇bn Sina Avicenna lakaplıdır. Tıbbın babasıdır biliyorsunuz. O yüzden şu işaretleyelim. Farabi ise Muallim-i sani yani dünyadaki ikinci öğretmen olarak bilinir. Birincisi Aristo, dünyadaki ikinci öğretmen Farabi olarak kabul edilmiştir. Cevabımız Burs olacaktı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Meşhur sahabe Eyyub el-Ensari aşağıdaki dönemlerden hangisinde yapılan İstanbul kuşatmasında hastalanarak vefat etmiştir diyor. Evet arkadaşlarım Hz. Eyüp biliyorsunuz ki Emeviler döneminde, Halife Muaviye döneminde ne yaptı? İstanbul kuşatmasına katıldı. O kuşatma esnasında Hz. Eyüp şehit olmuştur ve İstanbul'un surların dibine defnedilmiştir. O yüzden dikkat edin. Hazreti Eyüp Emevi halifesi Muaviye ile birlikte İstanbul kuşatmasına katılmıştır. Cevabımız deniz olacaktı. Bu arada İstanbul kuşatan ilk halife Muaviye'dir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dönemi ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Evet Değerli arkadaşlar Bedir Savaşı Mekkeli müşriklerle Müslümanların yapmış olduğu ilk savaştır. Doğru. Bedir Savaşı'na tehdit unsuru kimdi? Mekkeli müşriklerdi. Hendek Savaşı Müslümanların yapmış olduğu son savunma savaşıdır. Unutmayın. Hatta bu Hendek Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'e fikir veren kimdi? İranlı komutan Selman-ı Farisi. Unutma. Buradaki tehdit unsuru Mekkeli müşriklerdir. Hayber'in fethinde Yahudiler tehdit unsurdur. Yine Hayber'in fethinden sonra Şam ticaret yoluna hakim olduk. İlk defa cizye vergisi alınmaya başlanmıştır. Tebük Seferi, Hazreti Muhammed'in son seferidir arkadaşlar. Buradaki tehdit unsuru Bizans İmparatorluğu'dur. Mute Seferi ise Bizans'ta yapılan bir savaştır. Sasaniler değil. O yüzden değerli arkadaşlar cevabımız ne olacak? Edirne. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Vehlerin Abbas halifeleri üzerine baskısı 1055 yılında bir Türk sultanının Bağdat'ı kurtararak halifeye dini itibarını iade etmesiyle son bulmuştur. Yine Abbas halifeleri 1258 yılında Cengiz Han'ın torunu Hülagü'nün Bağdat şehrini işgal etmesi sonucu varlıklarını bir başka Türk devletinin himayesinde sürdürmüşlerdir. Abbas halifelerinin himayesi konusunda sözü edilen bu devletler sırasıyla aşağıdan hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi bakıyoruz 1055 tarihinde bakın bir tür sultanı diyor Bağdat'ı kurtarmış halifeyi kurtarmış. Kimdi bu? Tabii ki Tuğrul Bey. Tuğrul Bey 1055 tarihinde Bağdat seferi düzenledi değil mi? Bağdat'a sefer düzenledi ve halifeyi baskıdan kurtardı. Bu olay sonrası Abbas halifesi Tuğrul Bey'e bir ünvan verdi. Neydi bu? Sen ki doğunun ve batının sultanısın. Evet. Doğu'nun ve Batı'nın Sultanı ünvanını kim almıştır? Tuğrul Bey. O yüzden arkadaşlar Tuğrul Bey dediğimiz kimdi? Büyük Selçuklulardaki hükümdar. Hatırla. Ne diyor? Yine 1258 tarihinde Cengiz Han'ın torunu, Hanlar Hanı Hülagü Han ne yaptı arkadaşlar? Bağdat şehrini yakıp yıktı. Taş üstte taş, gövde üstüne baş bırakmadı. Bütün kütüphaneleri ateşe verdi. Bunun üzerine Abbas halifesi bir Türk devletinin himayesine girmiş. Kimin himayesine girdi? Tabii ki Memlükler'in himayesine girmiştir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Memlükler belli bir süre tabii ki 1517 tarihine kadar Abbas halifesini himaye etmişlerdir. 1517 Ridaniye Savaşı'yla Yavuz Sultan Selim halifeliği üzerine alacak. 1517 tarihinden 1924 tarihine kadar halifelik Osmanlı'da kalmıştır. 3 Mart 1924 tarihinde halifelik kaldırılmıştır arkadaşlar. Bunu da bilmemize fayda var. Cevabımız Bursa olacaktı. 5. soruyla devam ediyoruz. El Kanun Fitıp adlı eserinde Zatül yani göğüs zarı iltihabı, zatürre, menenjit, yüz felci, sarılık ve kemik iltihabı hastalıklarını tanıtarak bunların tedavi yöntemlerini anlatan İslam dünyasının birim insanı aşağıdan hangisidir? Şimdi arkadaşlar hocam ben bunları bilmek zorunda mıyım diyenler olacaktır. Hayır. Zaten ÖSYM'de sana soru sorarken bu şekilde sorar. Mutlaka bir anahtar kelime sana verir. El Kanun Tıp adlı eseri bilmek zorundası çok önemli bir eser arkadaşlar. Bu eser İbn Sina'nın eseridir. Tıbbın babası kimdi? İbn Sina. El Kanun Tıp adlı eseri var. Hatta bu eser Avrupa'daki üniversitelerde bir dönem ders kitabı olarak okutulmuştur. Unutmayın cevabımız i̇bn Sina olacaktı. Altıncı soruyla devam ediyoruz. İslam tarihinde milletler anlamına gelen Şubiye düşüncesi aşağıdaki devletlerin hangisinin politikalarına tepki olarak başlamıştır diyor. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Emevilerde mevali politikası vardı. Arap olanlar birinci sınıf vatandaş, Arap olmayanlar ikinci sınıf vatandaş olarak kabul edilmişti Emevilerde. Yani Arap ırkçılığı vardı. Peki bu politikaya karşılık Abbasiler hangi politikayı ortaya atmıştır? Şubiye politikası. Dikkat et cevabımız Emeviler olacak. Evet hangi devletin politikasına karşı Şubiye politikası ortaya atılmış? Emevilerin politikasına karşı diyeceksiniz. Cevabımız Adana. Yedinci soruyla devam ediyoruz. İslam tarihinde Cemel vakası ve hakem olayının ortak özelliği aşağı hangisinde verilmiştir diyor. Evet arkadaşlar Cemal vakası ile hakem olayının ortak özelliğini bize sormuş. Halifelik makamının saltanata dönüştürülmesi alakası yok. Biliyorsunuz ki halifelik makamı ne zaman saltanata dönüştürecek ilk defa Emeviler döneminde. E Cemal vakasıyla hakem olayı ne zaman ortaya çıktı? Hazreti Ali zamanında. Arap kültürünün daha geniş alanlara yayılması. E kardeşim bir olay varsa, bakın deve olayı ve hakem olayı var. E bir olay varsa Arap kültürünün daha geniş alanlara yayılması söz konusu değildir. Tam aksine fetihlerin durma noktasına geldiği dönem Hazreti Ali dönemidir. İslamiyet'te yeni mezheplerin ortaya çıkması. Arkadaşlar yeni mezhepler Kerbela olayından sonra ortaya çıkacak. İslam dünyasında siyasi aylıkların artması. Evet. Cemel vakası yani deve olayı Hakem olayı İslam dünyasındaki ayrılıkların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hatta daha da fazla. Hakem olayıyla biliyorsunuz Muaviye taraftarları ve Hazreti Ali taraftarları hakem olayına başvurdular. Hakem olayı ile İslam dünyası birleştirilsin, ayrılmasın denilirken daha da çok bölündü. Hazreti Ali taraftarları Şiiler, Muaviye taraftarları Emeviler her ikisinden de halife olmaz diyenler var. Kim onlar? Hariciler. Yani İslam dünyası üçe bölündü. O yüzden değerli arkadaşlar dikkat edin cevabımız deniz olacaktı. Sekizinci soruyla devam ediyoruz. İslam dünyasında sıfırın mucidi olarak bilinen algoritma terimi isminin latince söylenişi olan algorizm sözcüğünden türetilen bilim insanı aşağıdaki hangisidir? Algorizm sözcüğünden türetilen bilim insanı aşağı hangisidir diyor? Evet arkadaşlar sıfırın mucidi kimdir? Tabii ki harezmdir. Harezmidir. Yine algorizmden çıkarmış olmanız gerekiyor. Cevabımız Ceyhan olacaktı arkadaşlar. Bu arada şunu bilmenizi istiyorum. Bironi sarayımın en değerli hazinesi olarak geçmektedir. Nerede? Gazneliler'de değil mi? Gazneli Mahmut ne diyor Bironi için? Sarayımın en değerli hazinesi. Dikkat! İbnül Heysem ne diyor arkadaşlar? Heysem. Çekiyorum yani fotoğraf makinesinin mucidi. Optik biliminin mucidi kimdir? İbnül Heysem'dir. Unutma. Yine tıbbın babası, El Kanun fi't-Tıbb eseri olan İbn Sina'dır. Arkadaşlar, Muallim-i Sani yani dünyadaki ikinci öğretmen olarak geçen kişi Farabi'dir. Böylece soruyu otopsi yapmış olduk. 9 Yaratan Rabbinin adıyla oku ve hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayetlerinin Müslümanlar üzerindeki etkisiyle ortaya çıkan kurumlara aşağıdan hangisi örnek gösterilemez demiş değerli arkadaşlar. Şimdi bakın okumaktan bahsediyoruz. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Gerçekten de güzel bir söz. Eshab-ı Suffe ya da Ashab-ı Suffe diye geçer. Mescidi Nebevi'nin hemen yanı başında bulunan Kur'an-ı Kerim hadis öğretiminde yetiştirilen kişiler var arkadaşlar orada. O yüzden eğitim kurumudur. Nizami Medreseleri, e, Büyük Selçuklu zamanında Vezir Nizamülk tarafından Nizami Medreseleri açıldığı bir okuldur. Beytül Hikme, Abbas Devleti zamanında. Hatırlarsanız hangi halifeydi o? Harife Memun zamanında Beytül Hikme, hikmetli ev anlamına gelir. Dünyadaki bütün önemli eserler Beytül Hikme'de tercüme edilmiştir. Yani burada bilim yapılıyor arkadaşlar. Darül İlim zaten isminden de çıkıyor arkadaşlar. Burada eğitim amaçlı bir kurumdur. Fakat dikkat et. Cünd, Cent, Cesh, Cün, Cent, Cesh. Bunları görürsen askerlikle ilgili olduğunu unutmayacaksın. Divanul Cünd, Divanul Cent, Divanul Ceş. Bunlar askerlikle ilgili kurumlardır. Cevabımız Edir olacaktı. Umarım sizler de doğru yapmışsınızdır. Ve geliyoruz 10. soruya. Tarih öğretmeni derse Osmanlı devletinin savaş esirlerinin 5'te 1'ini devlet payı olarak alıkoyması ve bunları devlet hizmetinde kullanmasının İslam savaş hukukuna dayandığını söylemiştir. Tarih öğretmeninin bu tezini aşağıdaki savaşların hangisinin sonuçlarına dayandırdığı söylenebilir diyor. Evet değerli arkadaşlar soruda bize İslam savaş hukukuna dayandığı diyor. Yani İslam savaş hukukunun temeli neye dayanıyordu hatırlarsanız temeli Bedir savaşıydı. Bedir savaşını Mekkeli müşkere karşı kazandık ve ilk İslam savaş hukuku ortaya çıkmıştı. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Evet arkadaşlar bu size ödev. Mutlaka bu soruyu cevaplandırıp yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Doğru yapanlara kalp ödeyeceğim. Emeğime karşı videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Videolarımızı WhatsApp ve Instagram aracılığıyla arkadaşlarınıza tanıtırsanız bize çok büyük destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.